Evet, işte başlıyoruz. Evet, vidamızı alalım. Şu minik rondelamızı da. Bakar mısınız? Her seferinde oluyor bu. Evet, şimdi başlayabiliriz. Minik rondelamız burada. Bunu kullanarak vidanın kuvvetinin biraz daha fazla dağılmasını sağlıyoruz. Karga burun pense. Şimdi çok işimize yarayacak. Bir de tornavideye ihtiyacımız var. Küçük bir tornavida işimizi görür. Penseyle bir ucunu bu taraftan sıkıştırıp, bu taraftan da tornavida ile vidayı çeviriyoruz. Yeterince sıkı olduğundan emin olmalıyız. Sonradan gevşemesini istemeyiz. Yeterince sıkı olmazsa, sonradan parçalar dağılabilir. Bu yüzden daha uzun vidalar kullanmak mantıklı olabilir. Bu sayede Arduino'yu daha yükseğe monte edebiliriz. Böylece daha sonrasında kodu yüklerken ihtiyacımız olacak USB girişine erişmek de daha kolay olur. Aynı zamanda altından kablo geçirmemiz gerekirse bunu yapması da daha kolay olur. Bizim örneğimizde birazdan Arduino'nun altından bir kablo geçirmemiz gerekecek. Evet. Şimdi Arduino'nun buraya uyup uymadığına bir bakalım. Evet, uyuyor. Harika. Şimdi de Arduino'yu USB girişine kolayca ulaşabilmemizi sağlayacak kadar yukarı monte etmiş miyiz? Onu kontrol etmemiz lazım. Sabitlemek için somunları bu şekilde vidaların üzerine yerleştirip döndürelim. Bu şekilde Arduino'yu belli bir yükseklikte monte edebileceğiz. Evet, istediğimiz yükseklikte görünüyor. Az önce de belirttiğim gibi bu yükseklikte olması USB girişine erişmemizi kolaylaştıracak ve altından kabloları daha rahat geçirmemizi sağlayacak. Arduino'nun bağlantısını yapmadan önce motorları monte etmemiz gerekiyor. Evet, motorları monte ettik. Arduino'yu bu şekilde yerine yerleştirebiliriz ama önce altındaki kabloları yerleştirelim. Somunları yine bu şekilde vidaların üzerine yerleştirip döndürelim. Arduino'yu sabitlemek için iyice sıkıştırmamız lazım. Eyvah! Bir tanesi kaydı. Tornavida ile yerleştirebilirim yerine. Ama olmadı. Şu mıknatıslı olanı deneyeyim. Evet, şimdi oldu. Bu tarafın öbür taraftan biraz daha alçak olduğunu görüyorsunuz. Civatayı ve somunu biraz yükselterek bunu düzeltebilirim. Evet. Şimdi eşitlendi. Şunu da monte etmeyi denesem mi diyorum ama sanırım gerek yok. Burada çok fazla parça var. Pense yardımıyla iyice sıkıştırıp sağlamlaştırıyorum. Evet, Arduino'muzu sabitledik. Oldukça sağlam görünüyor.